Kriptoların kazandıran videoların yeni bir tanesiyle beraberiz. Bu videoda sevgili arkadaşlar, yepyeni bir ön satışla sizlere bir hem projeden kabaca bahsedeceğim hem de nasıl alabileceğiniz üzerine biraz konuşacağız. Nokt arkadaşlar aslında bir DeFi platformu. Bu DeFi platformu bize bir token sunacak. Bu token'ın yanında bize aynı zamanda bir bizim için çalışan bir hazine gibi işleyecek. DeFi'nin temel prensibi zaten bu. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Uyurken para kazanmadığı sürece hayatınız boyunca çalışacaksınız gibi bir felsefe var. Hani ne diyorlardı bunlarla alakalı olan insanlar? Uzun yıllardır blockchain bunu aşacak diyorlardı. Artık yavaş yavaş DeFi projeleri yerleşmeye başladığı için bunun mümkün olabileceğini göreceğiz. Tabii ne demiş bir atasözü, ne kadar ekmek o kadar köfte demiş. Gelin şimdi nasıl alıp nasıl ilerleyebileceğimizi biraz projenin detaylarını alarak konuşalım. Sevgili arkadaşlar, faz faz gerçekleşen bir ön satış var. Birinci faz gerçekleşti. Ben aslında birinci fazın tamamlanıp tamamlanmayacağını görebilmek ve projenin akıbetini, gelişimleri inceleyebilmek için biraz beklettim. Ve faz 2'de halen avantajlısınız. Aldığınız kadından 100 ekstra bir %10 bonus şansınız var. Faz 3'te bu %5'e düşecek. Tabii ki burada gelişen şekillere göre hareket edeceklerini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ne var? 4 adımda Nox alın diye bir buraya bir veri sunmuşlar. Bu veride ne diyorlar bize? Platformun web sitesine gelin. Birazdan dashboard'u göreceğiz. Yani yönetim panelini göreceğiz. Buy presale dediğimizde oraya geleceğiz. Oraya gelmeden önce bilmeniz gerekenler var. Onlar üzerinden geçelim. Sevgili arkadaşlar, Nox daha sonrasında satın alma işlemini o bölümden yapabiliyorsunuz. ETH, USDT, Boost, Bitcoin, birçok BNB gibi birçok token'la swap yapabileceksiniz. Yani sistem üzerinde değişim yapabileceksiniz arkadaşlar. Daha sonra sizin belirlemiş olduğunuz BEP20 cüzdanınıza token'lar gelecek. Onlarla sizler de süreç içerisinde işlem yapmaya başlayabileceksiniz. Yatırımın geleceği olarak kendini ifade ediyor bu arkadaşlar. Topluluk odaklı ve yenilikçi iş fikirlerinin daha parlak yarınlar için bizlere sunulduğundan bahsetmiş Nox. Nox'taki amacın bir dijital banka olması üzerine kurgulandığını ve sözleşmenizin başladığında merkezi bir varlığınız, insan mücadelesi ve genel giderleriniz olmayacağı için, yani bu yapının böyle bir gider olmayacağı için, blok zincirinde koşacağı için çok daha karlı olacağını söylüyorlar. Banka olmak karlı bir iş midir arkadaşlar? Özetle söylemek gerekirse Türkiye'deki en zengin 100 şirkete bakarsanız önemli bir kısmı bankadır. Türkiye'deki en zengin, yani en karlı, hem kar anlamında hem bütçe anlamında enlere bakarsanız ilk 10'da 8 tane banka görebilirsiniz. Dünyada da bu böyle mi? Evet arkadaşlar, dünyada da böyle olduğu söylenebilir. Ancak dünyada zengin şirket sayısı fazla olduğu için dolayısıyla bankalar sadece listeye giriyorlar. İlk 10'da ilk 100'de sayıları oldukça az oluyor. Teknolojiye odaklanan bankalar hariç. Sevgili arkadaşlar, neden Nox sorusu geleceği için burada aslında proje yapıcılar bunu bize cevaplamışlar. Nox yeni nesil yansıma belirteçlerinin önünü açarak DeFi sektöründe lider olmayı hedefleyen bir yapı. Mevcut sürümü analiz ederek ve sürekli geliştirerek Nox piyasada hazine fonlarının kullanıcılara tüm işlemlerin sabit bir yüzdesinden daha fazla fayda sağlayabilmek için kullanılabilecek bir boşluk görüyor ve buna istinaden sürece dahil oluyor. Likidite sağlamak amacı var. Bir NFT modellemesi var. NFT biliyorsunuz aslında sadece bir görselden ibaret değil. NFT deyince halen sektörün içindeki insanlar bile bir görseli satın almak olarak görüyor ama NFT aslında bir sahiplenme, bir ruhsatlandırma, araba ruhsatı gibi düşünün ve bunun blok zincirinde aktığını düşünün. Tam olarak bu işe yarıyor. Onun için sadece resimde değil birçok işlere kullanılabiliyor. Bu zamanla gelişecek. Dolayısıyla bu dijital varlıkları kar amacıyla almak ve takas etmek için hazine varlıklarının uygun bir kısmından yararlanacağı söyleniyor. Neden Nox sorusunun cevabında. Aynı zamanda da kredi protokolleri üzerine çalışacaklar. Merkeziyetsiz bir kredi platformu olacaklarından bahsediyorlar sevgili arkadaşlar. Ülkemizde çok mümkün olmasa da yakın gelecekte ya da çok uzak olmayan bir gelecekte var olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Denetlenmiş merkezi olmayan ve çok zincirli platformlardan satın alın tutun diyor Nox. Bizler bir miktar satın alacağımızı sizlere şimdi söyleyebiliriz. Bu miktarları birazdan göz atacağız sizlerle beraber. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Dolayısıyla sizler kendi risk hesaplarınızı kendiniz yapmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Nox, Binance Smart Chain'de bir token olarak var olacak, bir jeton olarak var olacak.
hem şimdi hem de gelecekte kazançlarınızı en üst düzeye çıkarmak için kendi kendine taahhüt eden bir aslında yatırım platformu olarak karşımıza çıkıyor. Noktu bir cüzdanı tuttuktan sonra arkadaşlar otomatik olarak ödülleri size geleceğinden bahsetmiş platform. Zaten kendi panelleri var. Panel üzerinde çok daha rahat takip edebileceğini görebiliriz. Token ekonomikleri nasıl arkadaşlar? Takım %5 almış. Geliştirici ekip %5 almış. Presale yani ön satışa %89 ayırmışlar. Dolayısıyla bu bir risk. Büyük bir risk. Bu bir muhteşem bir oynaklık getirebilir. Bu oynaklık da bir kazanç da getirebilir. Müthiş bir zarar da getirebilir. Dolayısıyla bunun altını çizerek söylüyorum. Benim beğenmediğim bir şey daha var burada. %5'lik marketing. Arkadaşlar marketingi çok değerini çok düşük tutmuşlar. Bu bütçedeki bir proje için %10, %12 bandı belki daha nitelikli olabilirdi diye düşünüyorum. Ben proje ekibinde söz sahibi olmadığım için sadece sizlerle görüşlerimi paylaşıyorum ve geçmiş olan tecrübelerimi de sizlere aktarmış oluyorum böylece. Sevgili arkadaşlar Nox token'ın adıydı. Yani yine GNOX, GNOX sembolüyle var olacak. 204.2 milyon arzı var sevgili arkadaşlar. Ön aşaması aslında birincisi bitti 12 Haziran'da. Dediğim gibi bunu takip etmiştik. İkinci faz 12 Haziran'da başladı. Temmuz'un 12'sinde bitiyor. Temmuz'un 12'si itibariyle yine 3. faz başlayıp 12 Ağustos'a kadar gidiyor. Ben eğer bu riski göze alacaksanız ikinci fazda katılabileceğinizi düşünerek bu fazda size bilgi vermek istedim. Çünkü burada yine ekstra bonuslar %10 bandında geliyor. O yüzden siz de bundan faydalanmak isterseniz sürece dahil olabilirsiniz. 18 Ağustos itibariyle aslında tren kalkıyor sevgili arkadaşlar. Tokenların yaklaşık olarak 161 milyonunu satmış olmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla siz de bu trendeki riski almak istiyorsanız buraya dahil olabilirsiniz. 2022'nin ikinci çeyreğinde başlayan serüven sevgili arkadaşlar 2022'nin 3. ve 4. çeyreğinde devam edecek gibi gözüküyor. 3. faz 3. çeyreğe kalıyor. Daha sonrasında token'ı tanıtacaklarını ve LP action'ların gerçekleşeceğinden bahsedilmiş. Daha sonra bir pool getiren havuz toplayıcı başlayacak. Sonrasında havuz işlemi başlayacak. Pool dediğimiz şey DeFi'ci arkadaşlar iyi bilirler. Aslında sizin parayı koyacağınız yer olarak bakabiliriz oraya. Ya da gelir elde etmek için isterseniz parayı oraya koyabilirsiniz. Topluluk NFT'lerin satın alınması kısmı var. Daha sonrasında da 3. çeyrek varlık denetimi gerçekleşeceğinden bahsetmişler. 4. çeyrekte yani 2022'nin son çeyreğinde sevgili arkadaşlar protokol devralma süreci var. Çoklu zincir uyumu geleceğinden bahsedilmiş. Daha sonrasında da 4. çeyrekte yine önemli bir adım. Nox'un kendi DEX'i gerçekleşecek arkadaşlar. Merkeziyetsiz bir borsası olacağından bahsedilmiş. Yıl sonu denetimi de gerçekleşip daha sonrasında 2023'te ilerleyecek. 2023'te bir NFT stake etmek özelliğin geleceğinden bahsetmişler. Çok basit, çok öz. Dediğim gibi bu proje risk çok büyük. Çok 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 büyük. Dolayısıyla bu risk büyük risk, büyük kazanç getirebilir. Bazı projeler diyor ki bu proje kazandıracak ama ne kadar kazandıracağını öngörmek zor. Belki paramızı koruruz. Belki 10x, belki 100x yapar diyor ama burada bunları demek çok zor. Daha çok büyük x'ler gelebilir. Ancak her projede olduğu gibi bu projenin paramız komple kayıp hale de gelebilir sevgili arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken tam olarak 9 gün 6 saat kalmış. Dolayısıyla bu ikinci fazı kaçırmak istemeyenler için nasıl satın alabileceğini gösterelim. Ben de henüz satın alma yapmadım. Bu satın alma nasıl olacağını birlikte bakalım. Buy Presale diyoruz. Bizim karşımıza şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradan bilgilerimizi yazdıktan sonra burada şey soruyor. Neyle değişim yapmak istiyorsunuz diyor. Bunlar çok önemli değil ama burada gerçek dönüşümü yazarsanız da sizin için de iyi olur. Hani burada işte 10 bin dolar yazdım ama 1000 dolarlık aldım olabilir. 1000 yazdım 10 bin aldım o da olabilir. Detayları kendiniz belirleyebiliyorsunuz ama burada muhtemelen bir veri analizi yapmak için yapıyorlar. Buradan hesabınızı oluşturduktan sonra kullanıcı adı şifrenize giriş yaptıktan sonra ya da üye olduktan sonra geldiğinizde arkadaşlar size bir e-posta geliyor. Bu e-postadan sistemdeki e-mailinizi onaylayabilirsiniz. Şu ana kadar satış devam ettiği için ben sizlere çekmek adına henüz bir alım yapmadım. Buraya wallet'larınızı ekleyebiliyorsunuz. Hangi wallet kullanacaksınız? BSC ağında BEP20 üzerinde koşan bir cüzdan eklemeniz gerekiyor. 1.0016 0.063 dolara karşılık geliyor. BNB karşılığında yazmışlar. Arkadaşlar aldığınızda burada gözükecek. Staking platformu bunun üzerinden ya da bunun gösterdikleri bir DEX. Yani kendi DEX'imizi açacağız. Diyor. Orada ilerleyecek. Hadi gelin satın alma nasıl yapılıyor ona bakalım. Buy'a tıkladıktan sonra hangi token'la ödeyeceğinizi burada seçiyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi DAI, Elrond, SHIB,
Uni, TRX, Sol, Doge, LTC, BNB, USDT, Boost ya da Ethereum ya da Bitcoin'i ödeyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Minimum 100 dolarlık alım yapabiliyorsunuz. 100 dolara 6135 yaklaşık olarak 6135 tane NOX alabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ben bu projeden büyük bir beklentiyle giriyorum ama beklentimin süreci biraz uzun olacak gibi gözüküyor. Bunun sebebi de yaklaşık 2023'e kadar bir stake süreçleri var. Yani 2022'nin sonu ya bu yılın sonu 2023'ün başı gibi benim hedeflediğim değere geleceğini düşünüyorum. O niyetle alıyorum. Sonrası için çok nitelikli bir yol sunarlarsa burada stake etmek ya da farklı yollar, alternatifler sunarlarsa onun üzerine ilerleyebiliriz. Belki bir listelenme gelir. Oradan bakarız. Ama bunların amaçları listelenmekten ziyade, hızlıca listelenmekten ziyade bu işi oturtmak ve aynı zamanda bunu bir işleyen sistem haline getirmek, biraz büyümek istiyorlar. Ben böyle riskli projeleri seviyorum. Biz kripto oynuyoruz diyen insanlarla aynı bakışta olmadığımız için bu tip riskli projelere yaklaşımı biraz daha fazla hızlı olabiliyor. Dediğim gibi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi olmayıp kendi risk hesabınızı kendiniz yapmalısınız. Tutarsa büyük, tutmazsa kayıp olarak görüyorum ben bunu. Siz de öyle görürseniz çok başınız ağrımaz. Kripto Radar'ın kazandıran videolarında bu NOX anlatımında sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi, videoya yorumda bulunmayı unutmayın. Bu internet sitesinin adresini açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kazançlı kalın.